Bugünkü ikinci dersimize başladık. Konumuz toplam çarpım ve bölümün türevi. Aslında tabii toplam türevi diye bir şey yok. Normalde az önce yaptığımız şey aslında toplamın türeviydi. Pek bir esprisi yok. Burada önemli olan şey çarpım ve bölümün türevini görmek. Ama yine de toplamla alakalı birkaç örnek yapalım. Aslında az önce yaptığımız işlemlerde de toplam vardı yani fonksiyonlarda. Yok muydu acaba? Denk gelmedi miydi? Ha, yok, belki yokmuştu ama birkaç tanesinde vardı sanki. İspatları var burada. Nasıl olduğunu gösteriyor ama ben onu açıklamayacağım tabii. Limit tanımıyla yapmış. İki fonksiyonu eğer tabii türevlenebiliyorsa fonksiyonların toplamlarının türevi bunların ayrı ayrı türevlerinin toplamıdır. Yani fonksiyonları toplamayla uğraşma. Sen fonksiyonların türevini al, ondan sonra topla diyor yani. İspatı da burada var. F artı g'nin türevinde limit h sıfıra giderken böyle yapmış. Sonra bunları uygun şekilde toplam haline getirince bu taraf f'in türevi, bu taraf da g'nin türevi olduğu için f artı g oldu. Aynı şeyi çıkarma için de yaptığımızda çıkarmada da olduğunu görüyoruz ve toplam ve farkta türevlerin bu özelliği sağladığını görüyoruz. Hemen bakalım. Aslında burada da mesela bakın 4 tane fonksiyonun toplamı düşünebilirsiniz bunu. Ama tek bir fonksiyonu düşünebilirsiniz. Fark etmiyor ki sonuçta çok da önemli değil. O yüzden toplamanın pek bir esprisi yok. F'in aslında türevini bulurken biz 4 tane fonksiyonun bir dakika onu. Çalsın abi bir şey yok. Kapanırsa şey yaparsın. Şimdi telefon gelince ne oldu? Ha bakalım. Ne diyordum? Ha f'in türevi bulunuz dedik. Tamam. Ne diyordum ya? Ha tamam, türevini bulduk. Bulmadık. Bulalım şimdi. Evet tamam. Toparlayamadım kafamı ya. F'in türevi, hepsini ayrı ayrı türevini alacağız. Bulacağız zaten. Bir şey yok. 2x. Burası 1. Burası eksi 1 bölü x kare. Şurası da kök x olduğu için bunu artık pratik olarak yaparım. 1 bölü 2 karekök x ve 1'in türevi sabit terim olduğu için sıfırdır. O zaman bitti. Burada benzer bir şey kalmadı herhalde. Benzer terimi yok. Şu eksiği şuradan şuraya alırsak daha güzel olacak. Şimdi oldu galiba. Geçelim. Bunu çok uzatmaya gerek yok. F ve g'nin fonksiyonlarını vermiş. F artı g'nin türevinin 2'deki değeri 3'müş. F eksi g'nin türevinin 3'teki değeri eksi 1'miş. Evet, gayet kolay. Fonksiyonları toplayıp türev alacağımıza türev alıp toplayalım daha kolay. O zaman türev alırsam f'in türevini bulayım önce. F'in türevi 2ax artı b. G'nin türevi 2a burası 0'mış. O zaman 2a sadece. Şimdi bunları topladığımızda f'in türevi artı g'nin türevi geliyor. Ve hatta buraya 2 yazalım. X eşittir 2 diyelim. Uzatmayalım daha fazla. 2 yazdığımızda burası 2 ax. Onu da artık şey yapayım. X yerine 2 yazdığım için 2 çarpı a2 artı b artı 2a. Artık toplamayı yaptım. Şuradaki işlemi yaptım. Burada şuranın değeri belli. Şurada türev var, pardon. Türev var. Hatta şöyle yapayım. Şu türevi şuraya koyabiliriz, fark etmiyor. Buranın değeri 3'müş. 3 eşittir 4a 6a artı b. Bu birinci eşitlik. Bulduk. 1 diyelim. İkinciyi de ötekinden bulacağız artık. İkinciyi de şuradan bulalım. F ve g'nin türevlerini çıkaralım. Ha, burada var mı zaten ya? Çıkaralım bitsin. F eksi g'nin türevini çıkardığımızda 2ax eksi 2a artı b. Yani niye yazsak, geç fark yapıyor, aynı şeymiş. F eksi g'nin 3'teki değeri de ne olur o zaman, burası 6a eksi 2a artı b.
Ya burayı şimdi uzatmayalım. Burayı yazayım artık. Şuraya x yerine 3 yazarsam burasının da eksi 1 olduğunu vermiş soru. Gerçi yazsak olurmuş aslında ya. Nasıl bir adım daha gidecekmişiz. 4a artı b eşittir eksi 1. Artık burada ne yapalım? 1 ve ikinci eşitliklerden, burası da ikinci eşitlik, taraf tarafa toplayarak buluruz. Gerisi çok önemli değil ama yapalım hadi. 4a artı b eşittir eksi 1. 6a artı b de o da 3'müş. Taraf tarafa topladığımızda olmaz. Eksiyle çarpıp toplayalım. B'ler gider. 2a 4 a2 a2 ise şuraya diyelim 12 eksi 9 mu? Herhalde böyle bir şeydir. Ya çok da uğraşmaya gerek yok bu işlemlerde. Önemli olan kısım burada türev olan kısmıydı. Orada hallettik. Devamı çerezlik şeyler. Onları yaparız bir şekilde. Devam. A şıkkı, B şıkkı ne? Bu türev mi sormuş? F'in türevi, burada da F'in, evet hepsinde fonksiyonların türevini alalım. Kuvvet fonksiyonun türevini bildiğimiz için hemen kısa yoldan 3x kare diyelim. Eksi 2 çarpı eksi 4x ve artı 1. Sabitin türevi 0 olduğu için yazmaya gerek yok. Şuna bakalım. 10 başa geldi katsayı olarak. Tabii 10 bölü 5 oldu. Neyse bir adım uzatayım bari onu. X üzeri 9. 8 başa geldi. Yanında 1 bölü 4 vardı. X üzeri 7 oldu. Ve sabit terim olduğu için gitti. Düzenlersek şurası 2x üzeri 9 eksi 2x üzeri 7 oldu. Yanlış yok herhalde değil mi? Tamam. Onu da bulduk. Şunu da yukarı alarak bakalım. Önce f'i bir üstten görelim. Böyle görmek zor gibi. 2 kalsın aşağıda. X üzeri eksi 2 bölü 2. Öteki de x üzeri eksi 4 bölü 4. Buradan şimdi türev alalım. Eksi 2 başa geldi. Eksi 2 bölü 2 x üzeri eksi 3. Kuvvet bir azaldı. Sonra eksi 4 bölü 4 oldu. Kuvvet bir azaldı. Eksi 5. Şuradaki eksiler birbirini götürecek. Toparlarsak burası eksi x üzeri eksi 3. Burası da artı x üzeri eksi 5. Tabii böyle yazmak güzel bir şey değil. Güzel yazalım bunu. Eksi 1 bölü x küp. Şöyle kuvvet artı olsun yani. 1 bölü x üzeri 5. İşte bu ifadenin türevini de yazmış olduk. Bunu da hallettiğimize göre bakalım sırada ne var? Yine bir fonksiyon var. Türevinin 1'deki değerini sormuş. Şimdi kaç sayı başa aldığımızda 5 bölü 2 f'in türevi diyelim buna. X üzeri 5 bölü 2'den 1 çıkarırsam 2,5 1,5 yani 3 bölü 2 olur. Artı pi zaten sabit 3 pi x kare. X gördüğümüz yere 1 yazdığımızda bunlar bir şey yapmadı o zaman. 5 bölü 2 ile 3 pi'nin toplamı. Evet bu böylemiş ya. Bunda bir özellik yok. Geçelim. Evet şu soruya baktığımızda bu neymiş? Ey maşallah bu nasıl bir polinom? F'in eksi 1'deki türevini sormuş. Aslında bunu bir özellik olarak yapabilirdik de. Buna Yok, gerek. direkt yapabiliriz. Yani 1 artı 2x. Normalde bu şudur da oradan da yapabiliriz. Bakın x üzeri 21 eksi 1'in x kaça bölümü bu? Bunun çarpımı olur. X eksi 1'e bölümüdür. Ama tabi burada da limit şey yapmak gerekir. Oradan da aynı şey gelir. Ya fark etmiyormuş pardon. Buradan bir işe yaramıyormuş. Ama yok eksi 1 diyor. Eksi 1 tanımsız yapmıyor ya. Oradan çıkarmış tamam. Ama bölümün türevi bilmek lazım. Boş ver onu yapmayalım. Evet türevini alalım adım adım. Sonuçta burada 21 tane terim var. Hepsini alacağız. Zaten artık sayılar da.
Burada 0, buradan 1 geldi. O zaman şöyle yaptık. 0 artı 1 artı 2x. 2x artı 3x kaydı. Ve son olarak 20x üzeri 19. Zaten eksi 1 olduğu için x yerine eksi 1 yazdığımızda, pardon tersi değil, şu değişmiyor. Bu da değişmiyor ama şu eksi 2. Bu değişmedi çift kuvvet olduğu için. Bu eksi 4 oldu. Yani çiftler eksi, yani çift sayılar diyelim burada. Tekler artı. O halde 20 de eksi olması lazım. Eksi 20. Bunu düzgün yazayım. Nokta nokta nokta. Eksi 20 de bitmesi lazım. Neden? Kuvveti çünkü negatif tabanı eksi 1 olduğu için. Taban eksi ise kuvvet tek olduğu için gidiyor. Buradan baktığımızda toplarsak 1. Toplarsak 1. Veya dur şunu almayalım. Şu sıfır görmezden gelelim. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. O halde bir tek bir çiftle 19 ile 20'yi de yapabiliriz. Artı 19 eksi 20 dersek. Normalde 21 tane terim vardı. Sıfır olduğu için birini saymadık. O halde burada eksi 1, eksi 1, eksi 1. Kaç tanedir? 10 tanedir. Çünkü 21 taneden bir tanesini aldık. 20 tane var. 2 2 gruplarsak 10 tane burada eksi 1 vardır. O halde cevap eksi 10 olacaktır. Geçelim sıradaki sorumuz neymiş? F'i vermiş. 1'deki değerini vermiş. F'in türevinin 2'deki değerini vermiş. Buna göre m çarpı n kaçtır demiş. O halde f'in türev fonksiyonu lazım bize. Ama türev fonksiyonundan önce şu bilgiyle gerçi 2 tane bilinmeyen var. Artık ikisini de bulacağız. Önce birinci bilgiyle yani f1'i bir yazalım. 1 yazarsam m artı 4 artı n. Yani kaç sayıların toplamı bu. Bunun sonucu 2'ymiş. Bu birinci denklem olsun bize. İkinci denklemde türevi lazım bize. Türev fonksiyonunu bulursak 2mx artı 4. N gitti o zaman. Burada x gördüğümüz yere 2 yazarsak bunun değeri 0'mış. Yani 4m artı 4'ün de ne oldu? Çarpım 1. Cevap 1. Ha o mu? Tamam. Bakalım. M buradan eksi 1 geliyor. O zaman M'yi bulduğumuza göre N'yi de buradan bulabiliriz. Eksi 1 3 yapar. Karşıya attığımızda N'de eksi 1 gelir. Doğru. Geçelim bunu da. Bakalım sırada ne var. Px polinomunun Px polinom fonksiyonunun türevi P'si x'tir. Tamam. Polinomun kendisiyle türevini toplarsak 3x kare artı 8x artı 6 yapıyormuş. P 2 kaçtır diyor. Acaba burada Px polinomu kaçıncı dereceden bir polinomdur gençler? Türeviyle kendisini toplayınca 3x kare yapıyorsa. Biliyoruz ki türev kuvveti bir azaltır. O halde bunun kuvveti küçük. O halde polinomları toplarken kuvvet kimin derecesi alınıyordu? Tabii ki büyük olanın. O halde P'nin derecesi alınmış burada. Demek ki P'nin derecesi 2'ymiş. O halde şöyle diyelim. Derece n derece diyelim. Derece Px 2 olmalı. Şurası 3 olsaydı kuvvet 3 derdik. Çünkü burada kuvvet artık P'nin kuvvetidir. Oradan geliyor. Çünkü türevde kuvvet azaldığı için onun derecesi dikkat alınmaz orada. Yani küçük olduğu için. O halde Px'i hemen format olarak yazalım. İkinci dereceden bir polinomun formatı nedir? Ax kare artı Bx artı C'dir. Hemen bulalım şimdi. Px'i biliyoruz. O zaman altına da P türevini yazalım. Bu bilgi yetecek mi bize ya? Herhalde yetiyor şurada. Evet eşitlik var yeter. Türevini aldığımızda 2ax artı b geldi. Toplarsak sol tarafı vermiş. 3x kare artı 8x artı 6. Sol taraf belli. Sağ taraf da zaten toplama işlemi bildiğimiz. Ax kare
bx ile 2a'yı toplarsak b artı 2ax, sabitleri toplarsak b artı c. Şimdi burada 3 tane bilinmeyen var. 3 denklem gerekir ama tabi burada a'yı bulduğumuz için aslında 2 tane bilinmeyen var. A'yı bulunca b'yi de bulacağız. B'yi bulunca c'yi de bulacağız. Benzer terimlere baktığımızda şimdi bu ifade bir özdeşik olduğu için bütün x değerlerini de sağladığına göre o halde kaç sayıdan eşit olması lazım? A eşittir 3. Yani polinomların eşitliğinden. 6 çizdiğim bunlar da benzer terimdir. O zaman b artı 2a'da 8 olmalı. Burası 6, b'ye 2 gelir. Ve pembeyle de sabit terimleri görelim. B artı c 6'ymış. Yani b 2 idi, c de 4. Artık polinomun kaç sayılarını bulduk. Zaten bunları bulmak gerekiyordu. Onları bulunca px polinomu şuymuş. Px dediğimiz şey 3x kare bx yani 2x artı 4. İşte p polinomu bu olursa bu özellik sağlıyormuş. Ama bize p2'yi sormuş. Hadi onu da bulalım madem. Amma da uğraştırdı yani. 2, 4, 12, 4 ve 4. Şimdi 20 diyelim bitsin işte. P2 değeri 20'ymiş. Tabi burada P2 artık işin cilası. Önemli olan burada P2'si bulmaktı. P2'si bulduktan sonra P kaçı sorarsa sorsun çözebilirdik. Devam edelim sıradaki soruya bakalım. F'i vermiş. F'in türevinin 1'deki değeri nedir demiş. Şimdi F fonksiyonu kare köklü olduğu için önce bir köklü olarak düzgünce yazalım. Şu an biraz uğraştıracak gibi. Gerçi kare kök 2 x'in türevi kolay. 1 bölü 2 kök x de. Yine de yazalım. Şunu ezbere bilmiyoruz. Belki uğraştırabilir. Artı 7. Türevini aldığımızda bunun türevi 1 bölü 2 x üzeri 1 bölü 2 geldi. Kuvvet kaç sayı buraya geldi? Kuvvetle bir azaldığı için eksi 1 bölü 2 onu da aşağı attık. Artı 1 bölü 2 oldu. Gerçi bunu aşağı yukarısı fark etmeyecek çünkü x gördüğümüz yere 1 yazacak mısınız? Hiçbir şey kalmadı esprisi. Yukarıda kalsın o zaman. 1 bölü 5 kaç sayı olarak geldi? 1 bölü 5'in 1 eksiği 4 bölü 5 eksi 4 bölü 5. Kuvvetin çok bir önemi yok ki. Zaten 1 yazacakmışız. Bitti o zaman. 7'nin türevi 0 gitti. Burada x yerine 1 yazdığımızı söylersek 1 bölü 2 artı 1 bölü 5. Aynen öyle. 7 bölü 10 diyelim geçelim. Bakalım sırada bizi neler bekliyor. Fx böyle bir fonksiyon tam verilmemiş. Her x gerçek sayısı için türevi sıfırmış. Şimdi her zaman türevi sıfırsa bu f'in sabit fonksiyon olduğunu gösterir. Yani fx eşittir c'dir. Sabitse türevi sıfırdır. Ha gerçi türevi almaya gerek yok zaten. Sabitse soru bitti. X'li terim olmaması lazım. Oo, burada bir dakika. Açmak lazım. Bir ifadeyi böyle gözükmüyormuş. Bir açalım ya fx'i. X kare eksi 4x artı 4 artı ax kare artı bx eksi 2. Bu durumda şimdi x kareleriyle yok olması için bunların kaç sayıların birbirine zıt olması lazım. A eşittir eksi 1. Bunların birbirini yok etmesi için de eksi 4 B'nin 4 olması yeterli. Zaten sabit terim kalsın. O önemli değil. Yani fonksiyon aslında şuymuş gençler. Fonksiyon 4 ile eksi 2'den dolayı 2'ymiş. Ama bunu sormamış tabii de A ile B'yi sormuş. A artı B 3. Devam. Fx ve gx'i vermiş. F'in türevi x0'daki türevi g fonksiyonunun x0'daki değerinden küçükmüş.
Tamam, eşitsizlik var yani. X sıfırın alabileceği kaç farklı negatif tam sayı değeri vardır? Hemen f'in türev fonksiyonunu bir bulalım. Çünkü türev onun lazım olacak. F'in türev fonksiyonu şu. 2x eksi 4. X yerine x0 yazdığımda bu 2x0 eksi 4 oldu. G zaten aynısıymış. O zaman yazalım şunu. Eşitsizliği yazıyorum. 2x0 eksi 4 küçüktür. G'de yazarsam 3x0 artı 4. X'in alabileceği kaç farklı negatif tam sayı değeri vardır? Şimdi karşıya attığımızda x0 büyüktür. Eksi 8 geliyor. X0 eksi 8'den büyükse alacağı değerler eksi 7, eksi 6, nokta nokta eksi 1'e kadar gider. Yani 7 tane diyebiliriz. 7 tane değerde bu eşitsizlik söz konusuymuş. Bakayım yanlış yaptık mı? Kaç farklı negatif demiş. Tamam, doğru. Biraz da grafik üzerinden yorumlayalım türevi. Geçen ders zaten grafik üzerinden bayağı çözmüştük. Burada da bakalım. Burada kırık 3 parçalı bir fonksiyon bu. Ama tabii parçalar doğrusal olduğu için türev değeri aslında bunun teğetinin eğim olduğundan dolayı doğrunun eğimidir. Ne sormuş? Bir bakalım. Eksi 3'teki fonksiyonun türevini sormuş. Eksi 3 nerede? Şurada bir yerde. Ben şimdi bu eksi 3'ten bu fonksiyona teğet çizsem ne olur gençler eğimi? Sıfır olur hocam. Sıfır olur. O yüzden türevi sıfırdır. Ya da hocam şöyle diyebilirsiniz. Hocam bu eksi 2'den solundayken sabit fonksiyon. Sabit fonksiyon olduğu için de değişim hiç yoktur. Zaten değişim demek türev demektir. Değişim olmuyorsa türev sıfırdır ki sabit fonksiyonun türevi o yüzden sıfır zaten. Oradan gördük. Peki eksi 1'deki türevi sormuş. Eksi 1 şurada bir yerde. Buradan geçerken teğet çizdiğimde bu doğrunun kendisi oluyor. Bu doğrunun kendisinin eğimi aslında eksi 1'deki türev değeridir. Normalde bu fonksiyonun kuralını bulup oradan da türev bulabilirsiniz ama kuralla uğraşmamıza gerek yok. Eğim bize türev verdiğine göre eğim bulalım. Eğimin 5,3 kaç eksi buldun? 5 bölü 3. Öyle mi? Bakalım. Şurası karşı dik kenar 2'den eksi 3'e 5. Doğru. Komşu da 1'den eksi 2'ye 3. Tabi sola yatık olduğu için Yaparız de biz. eksi 5 bölü 3. Doğru. Güzel. Peki 1 bölü 2'deki türeve bakalım. 1 bölü 2 de şurada bir yerde. O da aynı olacaktır o zaman. Zaten eksi 2'den artı 1'e kadar bütün noktalarda fonksiyonun türevi eksi 5 bölü Eksi 3'tür. 5 bölü Yani 3. bu değişimi verir. Değişim oranı eksi 5 bölü 3'tür. Hepsinde sabit olduğu için o yüzden doğrusal fonksiyon geliyor. Değişim sabit olmasaydı o zaman fonksiyon böyle eğrilirdi, kırılırdı. Onlar zaten parabol diyoruz veya eğrisel diyoruz. Bunu da hallettik. 61'deki türev nedir peki? 61 ta burada bir yerde. Hocam doğrusal Sonuçta doğrusal olduğu belli. Çünkü devam verilmediği için böyle düşüneceksiniz. Şuranın eğimi yeterli. eksi 11. Buranın eğimi kaçtır? Karşı bölü komşudan 3'e 3. Evet. Birdir. Yani grafik üzerinden de türev bulmak gayet kolay. Eğimden bakacaksınız. Teğetin eğimi. Devam. Bu doğrusal fonksiyonların grafikleri çizilmiştir. Tamam. Buna göre f üssü 6, yani f'in 6'daki g'nin de 5'teki türevini sormuş. F hangisi? Şu yeşile benzeyen bir şey. F'in bir doğrusu olduğunu gördüğümüze göre bunun bütün noktalardaki türev değeri aynıdır, sabittir. Zaten bakın dikkat etseniz doğrusal fonksiyon ax artı b'dir ya. Türevini aldığımızda a gelir işte, o sabit oluyor o yüzden. O da eğim olduğu için doğrudan eğim bulacağız yani. Bunun eğimi kaçtır peki? Bir mi? Dikkat et. Bir pardon. Eksi 1. Çünkü eğim açısı burası olduğu için 135 derece. Oradan eksi 1. Ya da sola yatık olduğu için de anlayabilirsiniz bunu. Ya da burası 45 45 ise burası 4'tür. 4 bölü 4'ten de 1 görülebilir. Her neyse geçelim. G5'e bakalım. G'nin 5'te git eğimi. Zaten bu da doğrusal olduğuna göre her noktadaki eğimi aynıdır. O halde şuradaki eğim bulursak tanjant alfa nedir? 1 bölü 2'dir. O halde burası da 1 bölü 2'ymiş. Alfa dar açı olduğu için pozitiftir türev.
Bunu topladığımızda cevabımız eksi 1 bölü 2 çıktı. Geçelim bunu da. F doğrusal fonksiyon olmak üzere 40, 61 bu yazan arada Trabzonlu ya. 61 sürekli örnek veriyor. 61 ile bir şeyi var. 2000 ve 2042. F'in doğrusal vermiş, tamam. Doğrusal fonksiyonsa bunu zaten bu değerlerle ben bu fonksiyonun kuralını yazabilirim. Kuralını bir yazalım önce. Artışlara bakarsak doğrusal fonksiyon aslında gençler bizim bu sene gördüğümüz aritmetik dizidir yani. Aritmetik dizinin mantığını kullanacaksınız. Yani 40. terim 2000 ise 61. terim 2042 ise bunun kuralını bulun diyor aslında. 60, 40'tan 61'e kaç artmış? 21 artmış. Buradan kaç artmış? 42. Yani her adımda 2 arttığına göre burada aslında ortak fark 2'dir. Yani bu fonksiyonun kuralında eğim 2'dir. Fx eşittir 2. Peki sabit terim artık ne olacak? Sabit terimin çok önemi yok. Zaten türev olduğu için bulmaya gerek yok. İstesek buluruz da. B diyelim kalsın. Türev aldığımızda fx eşittir 2. O halde 2030 da yazsam buraya, 5040 da yazsam fark etmeyecek. Bunun cevabı hep 2'dir. Çünkü doğrusal fonksiyonda türev sabit. Devam. Hocam sadece artışını mı sormuş yani? Sadece eğimini mi? Zaten eğim türev oluyor işte. Doğrusal fonksiyonda direkt eğim türev verdiği için oradaki A sayısı ya da M sayısı hangi harfle gösteriyorsak o aslında türev değeridir. Çünkü her noktada aynı olduğu için, her noktada eğim aynı olduğu için oluyor. Yoksa eğrisel fonksiyonda her noktada teğet aynı olmadığı için eğim sahibi, onun her noktadaki türevi farklı olur. Mesela x karenin türevi bu noktadan teğet çizersen eğim farklı, buradan çizersen farklı olur. O yüzden 1'deki türev değeriyle 2'deki türev değeri farklı çıkar x karede. Ama doğrusal fonksiyonlarda hep aynı çıkacaktır. Onu geçelim sıradaki soruya. F yine doğrusal demiş. Bakın ax artı b formatında yani. Hatta yazalım belki lazım olur. X ile f'in türevini çıkardığımızda falan filan oluyormuş. F'in türevinin 27'deki değeri. Yine türev dediği için b'yi kullanmamıza gerek kalmayacak. Herhalde b'yi bulmamıza gerek kalmayacak. Bakalım ne çıkacak bir görelim. X eksi f'in türevini de yazayım lazımmış. A'dır. X eksi a eşittir 2x artı ax artı b. Görüldüğü gibi bakın b'yi bulmak mümkün değil mi? Ha, gerçi bulabiliyoruz sanki ya burada. Bakayım şunlar x'ler. A artı 2 eşittir 1 olması lazım. A eşittir eksi 1. A eksi 1 ise b'yi buluyormuşuz da. Çok da önemli değil zaten. B'ye ihtiyacımız yok. F'in türevinin 27'deki değeri bize hep a'yı verecektir. A da eksi 1 olduğuna göre. Sonuç eksi 1'dir. B burada bulunabiliyor ama gerek yok. Bulmak ihtiyacımız yok. Geçelim. Yine bir doğrusal fonksiyon. Yani her noktada türevi onun aynı demektir. Türevi 3 ise aslında bu eğim demektir. Yani fonksiyonun baş kat sayısı 3'tür. Artı b. 61, bak yine 61 geldi. Eksi 44 demiş. Fonksiyonda x gördüğümüz yere 61 yazalım. Kesin Trabzonlu bunu yazan kişi. Hatta şunu da yazayım, ondan sonra ikisini birden bulalım. 3 tane 61 artı b eksi 3 tane 44 eksi b. Zaten bakın b'ler gittiği için b'leri bulamazdık çünkü. Onu o yüzden vermiş. 3 parantezinde 61 eksi 44 o da ne yapar? 61 17 mi? 51. 51 yapıyor. Aslında bunu 3'ü bulunca soru şöyle yapabilirdik. Bu aritmetik dizinin artış miktarı 3 diyoruz. Artış miktarı 3 olduğuna göre 61. terimle 44. terim arasındaki farkı soruyor. Arasında 17 terim olduğuna göre 17 çarpı 3'ten de bulabilirdik. Yani aritmetik dizi mantığını da kullanabiliriz. Çünkü aritmetik dizi ile doğrusal fonksiyon aynı şey.
F baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden polinom. Hemen yazalım. Hatta P diyeyim madem. Yok F demiş pardon. Baş katsayısı 1 ise o zaman A'yı yazmaya gerek yok. X kare. İkinci dereceden ise BX artı C'de dedik. Tamam. Toplam sembolü var burada. Toplam sembolünü görmüştük zaten dizilerde. Neydi? 1'den 4'e kadar K yerine yaz ve bunların çıkan değerlerin topla diyor. Yani sorduğu, verdiği şey şu. F'in türevinin 1'deki değerini bul. F'in türevinin 2'deki değerini bul. F'in türevinin 3'teki değerini bul. F'in türevinin 4'teki değerini bul. Toplayınca 28 çıkıyormuş. Bu kadar şey bize lazım olacak mı ya bakalım. 7'deki değerini sormuş. Şimdi türev alsam 2x artı, hadi şuraya yazayım onu. 2x artı b geldi. Yazdığımızda toplayacakmışız değil mi? Ha bu da aslında aritmetik dizi ya. Aritmetik dizinin aynısı olduğu. Birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim, dördüncü terim toplayacakmışız aslında. Mantık bu. Aritmetik olduğuna göre biz biraz daha şey düşünebiliriz. Şunların toplamları eşittir. Yani bu 14. Bu da 14 olmak zorunda. F1 ile F4 14. Ama gerçi o bir işimize yaramadı ya. Şu kaç sayı bildiğimiz için belki bulurduk ama. Neyse çok da diziye girmeyelim şimdi. Çözelim gitsin. F1 nedir? 2x 2 artı b. F2 nedir? 4 artı b. F3 nedir? 6 artı b. F4 de 8 artı b. Eşittir 28. Şimdi bakarsak 10, 10 da buradan 20. Karşıya attığımızda 4B'nin 8 olduğunu, B'nin 2 olduğunu görebiliyoruz. İyi de ben A'yı nerede kullandım o zaman? Ha, A zaten yok pardon. A 1'di. İyi o zaman tamam. Soru ne? F7. Ha türevinin 7'deki değer. O zaman tamam C'ye ihtiyacımız yok. Türev fonksiyonu lazım olduğu için B'yi bulunca türev fonksiyonu şuymuş. 2x artı 2'ymiş. Burada 7 yazarsam aha uyarı geldi. Zamanımız doldu mu? Birkaç soru da yapayım da bitireyim gençler. Fazla uzatmayalım dersi ya. 7 yazarsak 14, 16 diyelim. Cevap 16 çıktı. Görüldüğü gibi. Bakalım sıradaki soru ilginç bir şeyse bakalım. Gerçek sayıları gerçek sayılarda tanımlı bu fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetriktir. Acaba y eksenine göre simetrik demek ne demektir biliyor musunuz? Y eksenine göre yansımış. Bu fonksiyonun evet yani y'den böldüğümüzde sağa sola eşit oluyor. Bu fonksiyon çift fonksiyondur gençler. Çift fonksiyonsa o halde tek dereceli terim olmaz. Yani çift fonksiyonda x'li terim bulunmaz. Dikkat etseniz bakın x kare x kare artı 5 gibi fonksiyonlar tam y'ye göre simetriktir. Çünkü çift fonksiyon olduğu için. Ama yanında bir x olduğu an x kare artı 2x dediğin an hemen sağa sola kayar fonksiyon. Polinomlar geçen sene parabollerde gördünüz. O yüzden de x'li terim olması lazım. O da neden nereden geliyor? Çift fonksiyonlarda tek derece eğer polinomsa tek dereceli ifade olmaz. Bunun kuvveti 1 olduğu için tek derece. Onu iptal edeceğiz. Bu 0 yani. O halde a eksi 2b 0. Bu da bize a'nın 2b'ye eşit olduğunu gösteriyor. Şu an sadece bu bilgiyle bunu yaptık. Daha da soruya bakmadık. Bakalım ne diyor. F'in türevinde bu değer eksi 4'e eşitmiş. Buna göre falan filan demiş. Türevini bir alalım görelim. Çünkü türevdeki bu değeri yazdığımızda bir denklem daha gelecek. Oradan yok etme veya yerine koymayla buluruz. F'in türev fonksiyonunu alalım. 2ax ve a eksi 2b. Burada da x yerine eksi 1 bölü 2 yazalım. Yazdığımızda neyse yapayım bir adım onu. Artı a eksi 2b. Gerçi buranın 0 olduğunu biliyoruz ya. Biz niye uğraşıyoruz burada? Burası 0. Yazmaya gerek yok. Oraya uzatmayalım. 0 olduğunu biliyoruz. Oradan o zaman bu bilgiyi bulduk zaten. A'yı buluruz buradan.
Burası kaçtı? Eksi 4'tü. Bu da ikiler gider. Eksi a yapar. A 4'müş. A 4 ise b de 2'dir. 2b. Evet, b 2. Soru neydi? C de lazım bize. C'yi nasıl bulacağız ya? Ha, çıkarım olduğu için C'ye gerekmiyor. Tamam. Fonksiyonu bir yazalım şimdi net bir şekilde. Fonksiyonun açık hali şu. A 2, 4 ise 4x kare artı C'dir. Evet, B hiç kullanılmadı. Doğru. 4x kare artı C. Bu durumda f'in 2'deki değeri 4, 16 artı C. F'in 1'deki değeri 4 artı C. Birbirine çıkardığımızda bunlar gider. 2 kalır. 12 kalır. 12 oldu. Evet, o zaman bu son sorumuz olsun. Bu artık bitirmiş olalım dersi. Çünkü bayağı uzattık. Burada da diğer dersi artık yapalım gençler bunu. Tam bitmedi ya bu konu. Artık öteki dersi bitiririz. Haftaya dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.